Geçen videoda kaynağın hareket yolunda duran bir gözlemci için gözlemlenen periyot ve frekansı veren formülleri bulduk. Kaynak gözlemciye doğru hareket ediyordu. Bu örnekte tren doğruca bize doğru geliyordu ve biz trenin düdüğünü olduğundan daha yüksek bir tizlikle yani frekansta algılıyorduk. Ve bu sonuca bir düşünce deneyiyle de ulaşabiliyorduk. Cismimiz harekete buradan başlıyordu. Bir periyottan sonra periyot kaynağın iki döngü yayınlaması arasında geçen süre demekti. Yani her kaynak her periyotta bir döngü yayınlıyordu. Bir periyottan sonra soruyorduk. O ilk dalga cephesi, o ilk atım, ilk tepe nerede? Ve kaynak nerede? Çünkü tam olarak bir periyot geçti. Kaynak artık bir tepe yani bir döngü daha yayınlamaya hazır. Ve kaynağın konumuyla ilk dalga tepesi arasındaki mesafe dalga boyu oluyordu. Çünkü kaynağın yayınlayacağı bir sonraki dalga tepesi de ilkiyle aynı hızda hareket ediyordu ve ikisi aralarında böyle sabit bir mesafe oluşuyordu. Ve bu mesafenin ifadesi de buydu. Dalganın bu mesafeyi kat etmesi ne kadar sürüyordu? Dalganın hızı Vd olduğuna göre bu arkadaş tarafından gözlenmenen periyot bu ifadeyle hesaplanıyordu. Gözlenmenen frekans ise periyodun tam tersine eşit oluyordu. Şimdi gözlemcinin burada olduğu durumu masaya yatıralım. Bulduğumuz bu formüller kaynağın gözlemciye doğru hareket ettiği durum için geçerli. Kaynak gözlemciye doğru hareket ediyor. Şimdi ise bu durumun tam tersini düşünüyoruz. Kaynak gözlemciden uzaklaşıyor ve gözlemcimiz bu arkadaş. Farklı bir renkte çizeyim. Bu da mavi olsun. Evet gözlemcimiz bu. Başlangıçta kaynağımız tam burada. Kaynağa göre tam bir periyot sonra ilk dalga tepesi bu kadar bir yol alıyor. Mesafe bu. Dalganın hızı çarpı geçen süre. Hız çarpı zaman yolu verir. Bunu biliyoruz. Ve dalganın kaynağı sağa doğru tam olarak bu kadarlık bir yol alıyor. Bu yolda kaynağın hızı çarpı geçen süreye eşit. Geçen videoda ne demiştik? Bu dalga cephesi bu arkadaşa ulaştığı anda ikinci bir dalga cephesi yayınlıyor diyelim. Bu iki dalga cephesinin gözlemcimize ulaşması için geçen süreye bir periyot diyoruz. Çünkü iki atım veya tepe arasında geçen süreye periyot adı veriliyor. Burada da aynı şekilde düşüneceğiz. Bu anda ilk dalga tepesi gözlemcimize henüz ulaşmış ve onu geçmek üzere. Bu sırada TK yani yayınlanan dalganın periyodu kadar süre geçmiş. Yani kaynak ikinci bir dalga cephesi yayınlamak üzere. Yani ikinci dalga cephesi tam olarak burada. O halde gözlemciyi tam şu anda geçmekte olan bu cepheyle veya döngüyle ya da atımla artık ne derseniz tam şu anda yayınlanmakta olan cephe arasındaki uzaklık ne olur? Bu yarı çapla yani vd çarpı periyotla yani bu mesafeyle kaynağın gözlemciden uzaklaştığı mesafenin toplamı kadar olur. Artı vk çarpı periyot. Bu mesafe işte buna eşit. Bu dalga atımıyla bu dalga atım arasındaki mesafe bu. Gözlemci ilk tepeyi tam bu anda algılıyorsa yine aynı anda yayınlanan ikinci tepeyi ne kadar süre sonra algılar? Arada bu kadar bir mesafe var. Tam bu anda kaynak artık gözlemciden bu kadar uzaklıkta. Yazayım. Gözlemcinin ikinci tepeyi veya bir sonraki döngüdeki aynı noktayı algılaması için geçen süreye gözlemlenen periyot deniyor. Gözlemlenen periyot. O da şuna eşit. Bu mesafe yani dalgın hızı çarpı kaynağın algıladığı periyot artı kaynağın aldığı yol yani kaynağın hızı çarpı kaynağın algıladığı periyot. İkinci tepenin gözlemciden uzaklığı bu. Şimdi bunu dalganın hızına böleceğiz. Her bir tepenin hızına böleceğiz. TK parantezine alırsak eşittir TK çarpı parantez içinde VD yani dalganın hızı artı VK yani kaynağın hızı bölü dalganın hızı. Gözlemlenen bu periyot kaynağın duran olduğu durumdaki periyottan daha büyüktür. Hele kaynağın gözlemciye yaklaştığı durumdaki periyottan daha da büyüktür. Bu da gayet mantıklı. Çünkü kaynak yayınladığı her yeni döngüde biraz daha uzaklaşmış oluyor. Dolayısıyla her yeni tepe veya cephe gözlemciden biraz daha uzakta doğuyor. Bu da dalga boyunun ve periyodun artmasına neden oluyor. Şimdi bu gözlemcinin algıladığı frekansa bakalım. Aynı renkte devam edeceğim kaynağın uzaklaştığı durumda gözlemcinin algıladığı frekans yine periyodun tersi olacak. 1 bölü periyot tıpkı burada yaptığımız gibi 1 bölü kaynağın algıladığı periyot kaynağın algıladığı frekansı verir. 1 bölü tk fk'yı verir. Bu bunun tersi. O nedenle buradaki her şeyi 1 bölü şeklinde yazıyoruz. 1 bölü tk kaynağın algıladığı frekansa eşittir. Parantezin tersini aldığımızda ise dalgan hızı bölü dalgan hızı artı kaynağın hızı. İşte bu kadar. En azından basit durumlar için iş bundan ibaret. Elbette gözlemci tam olarak kaynağın hareket doğrultusu üzerinde olmadığı zaman işler biraz daha enteresan bir hal alıyor. Biz şimdilik sadece iki uç örneği inceledik. Kaynağın gözlemciden uzaklaştığı durum için denklemlerimiz bunlar. Şimdi isterseniz Doppler etkisi kavramına giriş yaptığımız videodaki sayısal değerleri kullanarak işin matematiğini biraz daha pekiştirmeye çalışalım. İki video öncesinde Doppler etkisine giriş videosunda kaynağın hızına sağa doğru 5 metre bölü saniye demiştik. Dalganın hızı ise radyal olarak kaynağın dışına doğru 10 metre bölü saniyeydi. Dalgamızın periyodu ise farklı bir renkle yazayım. Kaynağın algıladığı periyot bir döngü bölü saniyeydi. Frekans da bunun tersiydi haliyle. Yani bir döngü bölü saniyeydi. Yani bir hertz'ti. Bir hertz saniyede bir döngü demek. Şimdi bu değerleri kullanarak bakalım o ilk Doppler etkisi videosunda ulaştığımız sonuçlara ulaşabilecek miyiz? Bu arkadaşımızın algıladığı frekansı bulmaya çalışalım. Kaynağın frekansı bir döngü bölü saniye yani bir hertz dalganın hızı 10 metre bölü saniye. Bunu da yazayım. Bir döngü bölü saniye. Dalganın hızı 10 metre bölü saniye. Eksi kaynağın hızı 5 metre bölü saniye. Bu ifade neye eşit olur? Bu gözlemcinin gözlemlediği frekans. Bir döngü bölü saniye çarpı 10 bölü 10 eksi 5. Metre bölü saniyeler birbirini götürür. Çünkü hem payda hem payda da metre bölü saniyeler var. 10 bölü 10-5 yani 10 bölü 5 2'dir. O halde sonuç 2 döngü bölü saniyeymiş. Bu arkadaşın gözlemlediği periyodu bulmak içinse frekansın tersini alırız. O da 1 bölü 2 saniye bölü döngü eder. Geçen videoda da tam olarak bu sonucu bulmuştuk. Pardon 2 video önce. Peki kaynağın uzaklaştığı bu gözlemciye göre durum ne? Yine aynı şeyi yapacağız. Kaynağın algıladığı frekans 1 döngü bölü saniye. Çarpı dalgan hızı bölü dalgan hızı artı kaynağın hızı. Çünkü kaynak gözlemciden uzaklaşıyor. 10 bölü 10 artı 5. O da 10 bölü 15 eder. Yani 2 bölü 3. Eşittir 2 bölü 3. Parantez içindeki birimlerin hepsi birbirini götürür. Geriye bir tek döngü bölü saniye kalır. Demek ki sonuç 2 bölü 3 döngü bölü saniyeymiş. Bu da ilk videoda bulduğumuz değerleri teyit ediyor. Ne kadar mutlu olsak azdır. Ayrıca bu sonuç gayet mantıklı da. Buradaki gözlemci dalga cephelerini daha sık görecektir. Yani daha yüksek bir frekans algılayacaktır. Mesela söz konusu dalga bir ses dalgası ise daha tiz bir ses duyacaktır. Bu gözlemci ise dalga cepheleri arasındaki mesafe uzadığı için cepheleri daha nadir görebilecektir. Mesela sesi daha pes algılayacaktır.